güzel ordunun güzel insanları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biz dün Artvin ve Lize'deydik. Bugün Trabzon'da, Giresun'daydık. Akşamleyin Ordu'da muhtarlarımızla, meslek örgütü başkanlarıyla, sivil toplum örgütleriyle birlikte bir iftarda buluştuk. Tabii her zaman söylediğim bir şey var. Ben bir ile gidersem baba ocağına uğramadan, il başkanının bir kahvesini içmeden o ilden ayrılmam. Baba ocağına, Ordu il başkanlığımıza geldim ve bir baktım ki burayı da bir miting alanına çevirmişsiniz. Hoş geldiniz. En sonunda ben de ışık yakacağım ve güzel bir hatıra fotoğrafı çektireceğiz. Tabii ben iftarda uzun uzun Ordu'nun seçimlerinin ne anlama geldiğini söyledim. İl başkanımız yanımızda, Ordu'nun bütün ilçelerindeki belediye başkan adaylarımız yanımızda. Hepsi birbirinden iddialı. Hepsini çok seviyoruz. Onlara güveniyoruz. Sonuna kadar arkalarındayız. Onları Ordululara emanet ediyoruz. Adaylar içinde özellikle bir adayımız var ki onu özel olarak bazı ordulara emanet edeceğim. Ulaş Bey'le. Adayımız Ordu'nun tek kadın adayı Leyla Başkan. Abi bayrağı gibi bayrağı. Çamaş'ta belediyede aday, belediye başkanının kendisine karşı uyguladığı sözlü bir şiddet var. Bütün kadınlara yapılmış bir saygısızlık var. Bunun hesabını sandıkta soracağız. Ben Leyla Başkan'ı Çamaş'taki, Ordu'daki bütün kadınlara ve kadın haklarına saygılı bütün centilmen erkeklere emanet ediyorum. Şimdi Ordu'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi, bu Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti Ordu'nun dörtte üçünü %76'sını maden arama bölgesi ilan etti. Her tarafa altın madeni ruhsatı veriyorlar. İliç gibi açık ocakla işleterek, üstüne siyanür damlatarak altın çıkarmak istiyorlar. Bunun sonucu şudur: Avrupalı maden şirketleri toprağı dozerlerle kazarlar, üstüne siyanürü dökerler, alttan altını toplar giderler. Siyanürlü posası, sudaki arsenik ordululara kalır. Bakın, şu anda yaratılmaya çalışılan bir izlenimle iki aday büyük şehirde birbirine rakip gibi gösteriliyor. Ama aslında ikisi aynı dalın meyvesidir. İkisi kayıkçı kavgası yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi altın madeninin ruhsatını verendir. Öbürü de bu ruhsatı devam ettiren ve büyütendir. İkisinin birbirinden farkı yoktur. İkisi aynı dalın meyvesidir. Buradan şimdi çok özel bir şey söyleyeceğim. Bunu bütün Cumhuriyet Halk Partililer duysun. Bunu bütün CHP'lilere duyurun. Bu partinin kurucu genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Özgür Özel onun koltuğunda oturuyor. Onun emanetinde görev yapıyor.
partinin genel başkanı Özgür Özel ve bu partinin Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Zekai Sanadır nokta. Zekai Sana'ya CHP bütün potansiyeliyle sahip çıkarsa, Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, çevreciler, gerçek milliyetçiler Zekai Sana'ya sahip çıkarsa, gücümüzle ve yaratacağımız çekimle bu seçimleri biz alırız. Şöyle bir çaresizlik yok. İki kötüden birini tercih edelim. Efendim, AK Parti kazanmasın, karşısındaki birine destek verelim. Karşısındaki AK Partili'nin tillahıdır, tillahı. Tillahı. Eğer Zekai Sana dururken efendim AK Parti kazanmasın diye karşısındaki esas AK Partili Enver'e oy veren CHP'li vallahi de partisine ihanet eder, billahi de partisine ihanet eder. Beş yıl önce aday gösterdiği isim. İkisi de gitti.
Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne aday adayı oldular. Hangisini seçse o partinin adayı oydu. Aday gösterilmeyince başka partiye gitmiş. Şimdi efendim pende birleşelim. Enver'e verilecek her oy partiye ihanettir. Nokta. Nokta. Bizim ittifakımızın adı Ordu İttifakı'dır.
Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Bizim ittifakımız gücünü milletten, renklerini ay yıldızlı al bayraktan almaktadır. Şimdi bir duyayım bakalım. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye. En büyük Türkiye. Ulaştepe kazanacak, Altın Ordu kazanacak. Zekayı sana kazanacak, Ordu kazanacak. CHP'li adaylar kazanacak, Ordu kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Adayları size emanet ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve orduya Nisan ayı içinde Altın Ordu Belediyesi'nde, Büyükşehir'de ve bütün ilçelerimizde birer keyif kahvesi içmeye geliyorum. Sizi de bekliyoruz.